59. Türk Pediatri Kongresi'nde pediatri tarihinde ilk kez doktor hatası iddiasıyla dava edilen bir hekimin 13 yıllık hukuk mücadelesi bilimsel oturumlardan birine konuk oldu. İlk kez konuşan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Recep Kavas bu süreçte yaşadıklarını anlattı. Tıbbi uygulama hatası iddiası ve tam 13 yıldır bitmeyen dava. 40 günlükken her iki bebeğin göz muayenesi, romp muayenesi yapılıyor. 22-26 Mayıs tarihleri arasında Kıbrıs'ta 59. Türk Pediatri Kongresi gerçekleştirildi. Pediatri tarihinde ilk kez doktor hatası iddiasıyla dava edilen bir hekimin 13 yıllık hukuk mücadelesi bilimsel oturumlardan birine konu oldu. Böyle hiç hatası olmadan başına da gelen bir sürü meslektaşımız var. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Recep Kavas'a açılan davaya konu olan olay 4 Ocak 2009 tarihinde İstanbul'da çalıştığı özel bir hastanede gerçekleşen prematüre ikiz doğumuyla başladı. İddiaya göre Doktor Recep Kavas 30 hafta bir günlük olarak 1515 gram ağırlıkla dünyaya gelen prematüre ikiz bebeklerin tüm risklerine rağmen haftalarca yoğun bakım tedavilerini gerçekleştirdi. 27 gün sonra her iki bebek uygulanan yoğun tedaviler sonrası hayati risklerini atlatmış olarak sağlıklı şekilde ailesine kavuşturuldu. Retina, göz damar muayeneleri sorguladığımda gitmediklerini öğrendiğimden üniversite romp polikliniğine gönderiyorum bilgilendirici bir konsültasyon kağıdıyla. Yapılan muayene sonrası ikiz bebeklerin birinde herhangi bir sağlık sorunu yokken diğer bebekte görme kaybı olduğu anlaşıldı. Aradan 2 yıl 9 ay geçti. Bir tebligat alıyorum. 2011 yılında açılan dava günümüz 2024 yılında halen devam ediyor ve 22 yıllık çocuk hastalıkları uzmanıyım ve 13 yılını bu dava süreciyle geçirdim. Bu davanın ben dosyasını defalarca okudum. Tıbbi hata yok. Tıbbi hata olsaydı zaten çocuklar şifa ile taburcu edilemezdi. Dava süreci devam ediyor. Dava başladığında 173 bin lira olan tazminat bedeli şu an 7 milyon liranın üzerine çıktı.